Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barış çiçeği ile geldim. Bugünkü videomuzda barış çiçeğinin bakımı ile ilgili tüm püf noktaları sizlerle paylaşacağım. Çiçeğimizin sağlıklı büyümesi için, güzel çiçek açması için birlikte bir çiçek kürü karşımı yapacağız. Kürümüz çok etkileyici bir kürdü. Çiçekler üzerinde yapraklarının koyu olmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor ve bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Rüzgarlı bir gün sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Çiçeğimizin güzel coşması için, sağlıklı büyümesi için doğal kürlerle beslemenizi tavsiye ederim. Bu videomuzda barış çiçeğinin bakımında problem çeken hanımlarımız için tüm püf noktaları paylaşacağım. Neyse, şimdi sizlere kürümüzün tarifini verelim öncelikle. Bakın, bugün sizlere ne ile geldim? Bugünkü videomuzun konusu soğan kabuğu. Gördüğünüz gibi 1 litre kavanozun içerisinde 5 tane soğan kabuğunu iyice demledim arkadaşlar. Kavanozumuzun içerisine koyuyoruz kabuklarımızı. Üzerine kaynar su döküyoruz. Ağzı kapalı bir şekilde güzelce demlenmesini sağlıyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi soğan kabuğu. İyice güzelce demlendikten sonra, su soğuduktan sonra çiçeklerimize kürü yapacağız. Şimdi karışımımız kuru maya. Bir çorba kaşığı kuru mayanı alıyoruz ve bunu güzelce erittikten sonra soğan kabuğumuzun içerisine döküyoruz. Bu kürü çiçeklerimizin nemli bir toprağına veriyoruz. Çok etkileyici ve faydalı bir kürdü. Çiçekler üzerinde çok etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Önce bu şekilde mayamızı güzelce eritmemiz gerekiyor. Eğer mayamızı güzelce bir kasenin içerisinde eritmesek çiçeklerimizin köklerini mahvetmiş olacağız. Maya kürünü yaparken arkadaşlar en çok dikkat edeceğiniz püf noktalardan biri, mayanızı güzelce eritmeniz gerekiyor. Direkt kavanoza dökmeyin. Güzelce erittikten sonra karışımı yapıp çiçeklerinizi sulayacaksınız. Biraz yine dökelim. Güzelce erimesini sağlayalım. Bakın, gördüğünüz gibi hala top top maya duruyor içerisinde. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Soğan kabuğuyla birlikte karışım yapıyoruz. Çiçeklerimizi güzelce suluyoruz. Bu karışım tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Hepsini verebilirsiniz. Salon bitkilerinize, sardunyalara, menekşelere, orkidelerin hava köklerine püskürtebilirsiniz. Çok sağlıklı ve etkisi oluyor çiçekler üzerinde. Bunu bu şekilde güzelce erittik. Şimdi suyumuza döküyoruz. Ve bu şekilde güzel bir karışımımız oldu. Bunu çok sık sık vermeyin. 2 ayda bir kere verebilirsiniz. Aslında maya kürü 4-5 veya 6 ay aralığıyla verilmeli. Sık sık kuru maya kürünü verersiniz de çiçeklerinizi mahvedebilirsiniz. Soğan kabuğuyla karışmış olan kürü ben 2 ayda bir veriyorum. Bakın, gördüğünüz gibi ne kadar güzel rengi olan bir kürümüz çiçeklerimizin yapraklarının koyu olmasına yardımcı oluyor. Azot vitaminini vermiş oluyor. Potasyumu vermiş oluyor. Bu şekilde her saksıya bir çay bardağı veriyoruz. Nemli bir toprağına veriyoruz. Direkt kuru toprağa dökmeyin. Bu saksımıza da verelim. Bakın, net olarak göstermek istiyorum ama gözükmüyor arkadaşlar yapraklardan dolayı. Bu şekilde verdik. Çiçeklerimizin kürünü, çiçeklerimizin güzel coşması için. Şimdi sizlere barış çiçeklerinin bakımı ile ilgili tüm püf noktaları paylaşayım. Öncelikle çiçeklerinizin yapraklarının ucları yanmaya başlayanda çiçeğinizin neme ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Çiçeklerinizin haftada en azı 3-4 veya 5 kere yapraklarına su püskürtün. Evde oturuyorsunuz da bakın, gördüğünüz gibi uçlarına yanmaya başlamış. Çok değil ama azar azar yanmaya başlamış. Yapraklarına su püskürtün. Her gün de püskürtebilirsiniz. Vitaminli su da püskürtebilirsiniz. Ve eğer evde değilsinizse arkadaşlar, kasenin içerisinde yanlarına su koyabilirsiniz. Bir de yaprak yanmasının en çok sebep olan şeylerden biri saksı büyüklüğü.
Eğer saksı büyük düşse çiçekleriniz köke çalışacak ve çiçeklerinizin yaprakları sağlıklı büyümeyecek. Saksısını küçük tutmaya çalışın. 1,5 litrelik saksıya dikmişim gördüğünüz gibi. 3-4 tane barut çiçeği var içerisinde. Sağlıklı büyüyorlar. Bu şekilde küçük saksılarda tutun barut çiçeklerinizi. Çiçeklerinizin nem ihtiyacını bir de saksının dibine kaselerin içerisinde su koyun arkadaşlar. O su buharlandıkça çiçeklerinizin en azından yapraklarının nemini sağlayabilirsiniz. Toprak olarak toruflu bir toprağa dikiyorum. Toprak alarken üzerine okuyorum. Fosfor, potasyum ve kalsiyumu bol olan toprak alıyorum. Çok güzel bir toprak kullanıyorum. Tüm çiçeklerim için aynı şekilde geçerliydi. Sanki içerisine hayvan gübresi karışmış. Toprağı elleyerken, bakarken hayvan gübresi karışmış gibi bir toprak alıyorum. Bir markadan alıyorum, Instagram hesabının. Çiçeklerim gördüğünüz gibi sağlıklı büyüyorlar. Bunun hepsi doğru bakım, nem ortamı. Nemi güzel sağlıyorum. Şu anda ben mutfakta tutuyorum. Eğer mutfakta tutarsanız da çiçeklerinizin nemini güzelce sağlayabilirsiniz. Yaprak altına güzelce su püskürtmeyi unutmayın. En çok üzerine püskürttükten sonra yaprakların altına da püskürtün. Ve yaprak temizlemesi çok önemli. Limonlu suyla yapraklarını temizleyin. Limonlu suyla yapraklarına su püskürtün. Hidrojen peroksitle yaralarımızı temizlediğimiz yapraklarına su püskürtün. Bunu haftada 2 kere veya bir kere de yapabilirsiniz vitaminli sularının. Normal dinlenmiş suyla her gün de yapabilirsiniz. Çok fayda sağlayan bir bakım oluyor. Çiçekler özellikle yapraklarından beslenmeye daha çok seviyor. Barış çiçeklerinizin yaprak koyuluğu azot vitaminlendi. Azot vitaminini güzelce vermeniz gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman yağmurun altında bırakın. Bir 3-4 saat yağmur suyundan beslensin. Yağmur suyu çok fayda sağlıyor çiçeklerinize. Ve yağmur suyu da toplayıp sulayabilirsiniz. Bir de bunu söylemek istiyorum. Eğer elinize hediye olan bir çiçek geldiyse, yeni çiçekçiden aldıysanız, barış çiçeğinin hemen saksı değişimini yapmayın. En azı 6-7 ay aldığınız saksıda tutun arkadaşlar. Hemen saksı değişimi yaptığınızda yaprak uçlarından yanmaya başlayacak. Çiçekleriniz güzel gelişim göstermeyecek. Köklerini ellemeyin saksı değişerken. Hormon bezi varsa da hormon bezini güzelce çıkarabilirsiniz. Köklerini çok oynatmadan. Saksı değişimini hemen yapmayın. Bunu altını çizerek söylüyorum sizlere. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.